Efendim Hakan Bey Instagram üzerinden bir soru sormuş. Demiş ki Uğur Bey ne oldu bu fahiş fiyat meselesi? Kapandı gitti değil mi? Yağ fiyatları aynı. Her şey aynı. Ne olacak bu yağ fiyatları ve diğer fiyatlar diye sormuş Hakan Bey. Hakan Bey aşk olsun biz fikri takip yaparız. Bakın siz rahat olun. Biz zaten bunu ilk gündeme getirenlerden biriyiz. Türkiye'de sizin sesinizi duyuran. Son durumu paylaşalım efendim. Bakın son aylarda başka bir yönteme başvuruyorlar. Biliyorsunuz hızla fiyat artmıştı ve bir türlü o fiyat inmemişti. Özellikle ayçiçek yağında. Şimdi gramajlar azaldı. Ne yapıyor marketler? Su şişesi boyutunda ayçiçek yağı satıyorlar. Ve onlar yarım litrelik oluyor. Fiyatı daha ucuz olsun diye. Veya 4,5 litrelik yağlar özellikle bu aralar dikkat çekiyor. Tam tersi hem gramajlar düşüyor buna rağmen fiyatlarda da yükselme oluyor. Gramajları düşürdüler zaten her şeyde çaldılar ki gramajı. Eskiden 1 kiloydu 750 grama indi her şey. Biz bu filmi daha önce de gördük. Bir ürünün fiyatı arttığı zaman tüketicinin tepkisini söndürmek amacıyla gramajlarla oynanıyor. Son 2 ayda fiyatı 2'ye katlandı. Üstüne üstlük gramajı azaldı. Fiyatı dudak uçuklatan ayçiçek yağında gramajlar da değişmeye başladı. Yıllardır 1 litrelik ayçiçek yağını raflarda görüyorduk ama son birkaç haftadır yarım litrelik ayçiçek yağları da raflarda yerini almaya başladı. Emekli maaşlarıyla geçirmek çok sarım kiloyu da almak zorunda kalıyoruz yani. Yani sadece yağda görmüyoruz bunu. Gramajda düşüklük var. Fiyatlar da yukarı doğru çıkıyor. Her zaman 5 litrelik şişelerde ya da tenekelerde görmeye alışık olduğumuz ayçiçek yağları artık 4,5 litrelik, 4 litrelik şişelerde de satılmaya başlandı. Yani 5 litreden bir yarım litrelik çıkartmış, onu 10 liraya satıyor. Kalanı da 4,5 litrelik bir ambalaja koymuş. Artık nerede 5 litrelikler, 10 litrelikler vardı. 20 litrelik onlar kalktı. Bunu birilerinin durdurması lazım. Bu gramaj hilesiyle ilgili yapılan gizli zamlara yönelik Ticaret Bakanlığı bir yönetmelik hazırladı. Bunun taslağı yayınlandı. Yakında bu tür gramaj oyunu yapanlara da ciddi cezalar gelecek.